Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün sizinle bugün ben patatesimi soydum, yumurtalarımı kırdım. Çıtır patates tarifi vereceğim. Şöyle rendeleyeceğim ben buna canlar. Bugün Nursel'im erken kalktı. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayan diye. Yani bu kesmiyor fazla ya. Teknik berz oldu arkadaşlar. Canlar, siz neler ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz, ne işler görüyorsunuz? Biz de sabah kalktık. Makineye çamaşır attım arkadaşlar. Bugün hayvanlara inmedim. Biraz kolum rahatsız olduğumda. Şuranın içine atacağız. Daha Nursel'im yükselse mi? Özlere bir göz açık, bir göz kapat. Canlar şöyle. Güzel oluyor kahvaltıda bu. Her zaman da kızartması olmuyor. Değişiklik olsun diye bugün böyle yapalım dedik canlar. Domateslerim, biberlerim dikkat edin Nursel'im. Burada süt kaynattım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Şöyle iki tane yumurtamı kırdım. Şöyle döken içine. Şurada da çok az hemen karabiberim var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tuzumu da koydum. Şöyle de çok az hemen acı biber. Tavamıza yağımızı koyduk hızdan. Güzel oluyor bu. Bir denemeniz lazım canlar. Gerçekten de çok güzel oluyor. Bu arada çok sabah değil. Saat 11.30. Nursel'im biraz geç kalktığı için ben Nursel'imi bekliyorum. Bunu 3 yumurta da koyabilirsiniz. 4 yumurta da koyabilirsiniz. 2 de koyabilirsiniz. Ama ben 2 yumurta koydum. Sütümüzün de kaymağını alacağız. Sütümü de kaynattım canlarım akşamda. Buzdolabımdaydı. Kaymaklansın diye. Nursel'im kaymağı çok seviyor. Çayım pişti. Nursel'im biraz fazla koymuşum yağına, çok geldi yağı. Şöyle canlar bu. Biraz böyle pişecek, kızaracak. Biz de bir taraftan masayı hazırlayalım.
Onlar burada da sütü kaynattım. Bir dakika Nursel. Şöyle kaymağımıza. Sütü pişerken arkadaşlar sütün içine tatlı kaşık koyarsanız sütünüz taşmaz, hiç taşmaz. Şu şekilde. Bir dakika. Aha, şöyle koyduğunuz zaman böyle. Sütünüz taşmaz. Nursel'im biraz büyük gelecek. Arkada gri tabaklar vardı. Ne? Tamam. Şu alan. Vallahi tertemiz. Sütün bakın arkadaşlar mis gibi Allah versin. Nursel'im kaymağı çok seviyor. Şekerli et düğmesine. Kaymağımı aldım. Sütümü şöyle bir kenarı kaldırayım. Şöyle de zeytinimizi koyalım arkadaşlar. Evet canlar zeytinimi koydum. Biraz zeytinyağı kıdan. Ana reçelleri de koyalım. Koyacağız. Patatesim de kızarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarıyor. Biraz daha kızarması lazım. Domateslerim kadın canlar. Tabaklara oldu. Ben de tabaklarını ekliyorum. Domateslerimi yıkadım. Domateslerim dün annemin yanına gitmiştim. Cumhur'da. Oradan getirdim annemin yanında. Şuradan bir çöp de böyle. Getir. Oy. Kuruyordum. Şöyle göklü hemen çok ergin değil. Biraz daha yem. Yani kış gereği fazla yenmez. Şu çürük yerine alalım. Domatesin güzelliğini bak arkadaşlar. Canınız istemişsin de. Gömgök. Güzel. Yani gayet güzel. Canlarım siz kahvaltınızı yaptınız mı? Sabah kahvaltınızı yaptınız mı? Ben sabahleyin biraz bir erken çayım içiyorum. Şöyle. Bir.
geçelim biz arkadaşlar. Başka gavanoz açmadım. Bu bitsin galiba. Geçen göstermiştim. Marmelat gibi gayet de güzel oluyor. Şöyle isterse kuyruğunu göstereyim. Şöyle bak güzel oluyor. Nursel. Efendim. Patatesimiz kızardı. İnşallah çeviririz. Biraz bozuldu ya olsun. Nasıl olacak? Sonuçta yiyeceğiz. Yani sonuçta keseceğiz canlar. Evet canlarım gördüğünüz gibi gayet çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel oldu. Nursel'im bunu çok seviyor. Evet bayağı seviyor. Nursel'im çok seviyor böyle. Sabah kahvaltısını bir şeylere. Evet canlar gördüğünüz gibi kahvaltımızı hazırladık canlarım. Bu pastaları da dün Sedam çay içmeye geldi. Misafiri varmışmış. Birazına da bizi getirmiş. Nursel'imini halleysin diye. Gördüğünüz gibi sosumuz. Erik reçelimiz. Bu da pekmez. Bu da kaymağımız. Bu da köy peynirim. Arkadaşlar canlar. Zeytinimiz. Gördüğünüz gibi soframız hazır. Çayımız da pişti. Çayımız oldu. Patatesimizi bekliyoruz. Patatesimiz de pişmek üzere. Çıtır patatesimiz. Yani altı çıktı. Kısıkmış altı. Kısıkmış da oldu. Olsun. Ağır ağır pişmiş olmuş. Hemen bir iki dakika daha. Canlar gördüğünüz gibi pişmek üzere. Kahvaltı yapalım. Gelin yakın olanımız varsa canlar. Biz bugünkü videoyu inşallah yetiştirebilirsek akşamı satmayı düşünüyoruz. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok değerlisiniz benim için. Gerçekten de ben bu YouTube işini başladı bir sürü arkadaşım oldu. İyisiyle kötüsüyle ağır ağır yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah sizlerin sayesinde biraz daha yükselirsek daha iyi olacak. Gerçekten de çok sevdiğim insanlar var bu YouTube'da. Allah razı olsun buna destek çıkıyorlar hepsi de. Hepsini de çok seviyorum canlar. Hepinize de çok seviyorum. Gördüğünüz gibi ben bu videomdan sonra bitirmeyeceğim. Akşama işkembe yemeği yapacağım. Onu da göstereceğim size. Geçen söylemiştim. Ocakta pişirip dolabımı koymuştum. Annemgile gittim. Annemgile temizlik yaptık. 3 gündür anneme yardım ettik. Dolabımı, buzluğumu koydum. Bugün çıkardım. Akşamüstü bunu yağlayacağım. Bunu bitirmeyeceğim. Hepsini bir bitireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesim pişmek üzere. Birazdan görüşürüz canlarım. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi patatesimiz pişti. Bir şey yiyeyim mi acaba? Dedim başardım. Şöyle canlar gördüğünüz gibi kahvaltımız hazır. Babamla abim bekliyoruz. Soframız hazır canlar. Kahvaltımız hazır. Ama kahvaltı yaparken çekmeyeceğiz. İstemiyor eşimin oğlu. Bu yüzden çekmeyeceğiz şimdi. Kahvaltıdan sonra tekrar yemek yaparken görüşürüz canlar. Tekrar görüşürüz. Senin böyle koyuyor. Evet canlarım, ben işkembe yapıyorum, çorbasını yapacağım. Soğanını kıydım, ince ince gördüğünüz gibi. Biraz onu ben salça ekleyeceğim.
Şöyle salça. Domates rendeledim, 2 tane domates suyu bu. Biraz ben bunları kavuracağım. Ondan sonra bir kaşık un katacağım, hemen çok değil. Bir kaşık un ekleyeceğim. Sarımsak soydum 3 diş. Biraz bu kavrulacak. Burada da kırma makarna pişiriyoruz. Akşama. Bunu spagetti diyorlar ya. Ben kırma makarna diyen canla. Buna da hemen tereyağına, sade tereyağına pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yeni saldım da. Biraz suyu çeksin, tekrar gösterin. Şöyle domates suyum biraz kavrulsun. Dur sen bir dakika. Burada da çok değil, hemen bir kaşık un katıyorsun şöyle. İşkembe çorbasına. Canlar, biraz koyu olsun suyu diye kavuracağım şöyle. Suyun kaynayası ya. Hemen çok değil, 3 diş sarımsak. Şöyle. Şurada. Çok az da hemen karabiber katıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben işkembenin çorbasını böyle yapıyorum canlar. Gördüğünüz gibi suyum kaynamak üzere. Evet, suyum kaynadı canlar. Şöyle. Ben işkembenin böyle yemeğini yaptım. Gördüğünüz gibi. Böyle daha güzel oluyor. Ve onu 15-20 dakikada böyle kaynatacağım. Şöyle. Makarnada gördüğünüz gibi ağır ağır pişiyor. Ben bunu tereyağı kattım. Bir de sade tuz kattım. Başka hiçbir şey katmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet çok güzel pişiyor. Çocuklar işkembe yemiyorlar. Bunu işkembe mi kaynamadı? Daha kaynamadı. Evet canlar. Makarnanı ben suyunu süzmüyorum. Suyundan pişiriyorum. Gayet de güzel oluyor. Tereyağına makarnaya kavuruyorsun. Ondan sonra suyunu tuzunu atıyorsun. Üstü bürülerek aynı pirinç pilavı pişir gibi suyunu böyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi suyunu aldı 1-2 dakika daha pişerse kapatacağım ben buna. Makarna böyle pişiyor. Gördüğünüz gibi işkembem de kaynadı. Kıstım altına. Bu da hemen 20 dakika veren ben buna da kaynıyor. Bundan sonra kapatacağım. Tüm malzemelerden 20 dakika kaynadığı zaman güzel oluyor. Burada videomu bitiriyorum canlar. Bana abone olmayı, beğenilerinize, desteklerinizi bekliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin Rabbim. Bizimkinden de rast getirsin inşallah.
Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar.